Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenâb-ı Hak okunan âyetlerin muhtevasında cümlemize Cenâb-ı Hak istikamet nasip eylesin inşallah. Sohbetimize teberrüken üç ihlas bir Fatiha Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazırâtının, hâsreten Gazze şühedâsının ruhu şeriflerine, gâzilerin şifasına, Ümmet-i Muhammed'in selametine üç ihlas bir Fatiha Allahumme salli ve sellem. Elhamdülillahi rabbil âlemin, errahmanir rahîm, mâlikî yevmiddîn, iyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Muhterem kardeşlerimiz, her medeniyet kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle ahenk arz eder. Bunun sebebi beşeri fıtratın ilahi ilim, irfan ve hikmetle teçhiz edilmiş olmasındandır. Yani nefsani problemlerini bertaraf ederek gönüllerin hakiki ilim, irfan ile meclisedilmiş olmasıdır. Medine vesikası dünya tarihinde ilk yazılı bir anayasadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesi ise en mükemmel müstesna insan hakları beyannamesidir. Kıyamete kadar değişmez bir anayasadır. Milletimizin fıtri istidadı ile manevi füyuzatın kucaklaşıp aynı iyileşmesi mükemmel bir medeniyet şaikasını ortaya çıkarmıştır. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın Hristiyan bir mimar ile mahkemeye çıkması, İkinci Beyazıt döneminde Kemal Reis'in İspanya'da zulüm gören Yahudileri gemilerle İstanbul'a getirdi. İstanbul halkı da bunlar zalimlerin elinden kurtulan mazlumlardı diye onlara sahip çıktı. İhtiyaçlarını giderdi, sadaka verdi. Yine tarihimizi görüp prensinin zulmünden düçar olan oranın halkı da daima Osmanlıları davet etmiştir. Fistül Nehri'nde Osmanlı atları su içiyorsa, burada adalet vardır, huzur vardır, surur vardır. Hak vardır demişlerdir. Ecdadımız Osmanlı'da sayısı vakıflar kuruldu. Hatta öyle ki insan hizmet eden vakıflardan sonra hasta hayvanların bakımı yapan vakıflar inşa edildi. Yaratılana yaradan şefkatiyle bakıldı. Günümüz medeniyetlerine bir baktığımız zaman Yahudi medeniyeti kendine ait bir medeniyet, diğer insanları dışlıyor, onları her türlü zulme reva görüyor, vahşet sergiliyor, bir sadizmin en korkunç hali yaşanıyor. Yani bir katliam lezzet haline geliyor. Bu nasıl bir din, nasıl bir inanç, bir nasıl bir insan? Hristiyan medeniyeti günümüzde pragmatist, egoist, hümanist, içi boşaltılmış bir din. Akaid, ibadet, muamelat, ukubat tamamen miverinden çıkmış durumda. Hatta Protestan mezhebinin kurucusu olan Alman reformist Martin Luther çığırından çıkma Hristiyanlıkta akıl ve mantıkla zulüm ve yanlışlıkları isyan ederek şöyle demiştir: "Ya Rabbi, büyük Türkleri bir an başımıza getir de senin ilahi adaletini onlar sayesinde nasiplensin." Ayrıca Martin Luther halkın acımasız sömüren kendi ilçesine şu sözlerle ikaz etmiştir: "Sizin gibi gözü doymaz prenslerin, toprak ağaların, burjuvaların idaresi yaşamaktansa Osmanlı'nın idaresini tercih eder. Çünkü onlar fakirlerden daha şefkatlidir." Yine dünkü bir gazetede vardı. Burada tabii bir ayrı bir facia, bir ahlak faciası. 78 yılda 9355 çocuğu kilise tarafından istismar edildiğini bildiriyor. Günümüz yine Darwin'le devam ediyor. Darwin evrenin hala devam ettiğini, evrimini tamamlayamayan, yani tekamülünü tamamlayamayan veya geri kalan canlıların yok olmanın normal olduğu teorisini ortaya attı. Batılı sosyolog ve siyaset bilimcileri de bu teoriyi sosyal bilimlerle tatbik etmişler. Adına da sosyal darwinizm demişlerdir. Bu batıl anlayışına göre geri kalmış toplum ve milletler evrimi yani tekamülü tamamlayamadıkları bu sebeple yok edilmeyi hak etmişlerdir. İşte bugün işte bu görüyoruz. Zulüm normal görülüyor birçok
güçlü küresel güçler tarafından bu asrın vahşeti karşısında vicdanlar sıfırlanmış durumda. Yine bu batıl anlayışa göre Avrupalı en çok tekamül etmiş insandır. Diğerleri ise geri kalmış, tekamülünü tamamlayamamış, yarı vahşi insanlardır. Dolayısıyla Avrupalılar onları katledip istedikleri gibi köleleştirme hakkına sahiptirler. Bundan dolayı kendilerini suç işlemi saymazlar. Yine korsanları Amerigo Vespucci olsun, Cristoforo Colombo olsun, bunlar Afrika'dan toplayıp esirleri Amerika'ya taşımışlar, gık diyeni okyanusuna oturup atmışlardır. Yine birinci dünya, ikinci dünya harbinde 100 milyon insan katledildi. Yine bugün aynı şekilde bu İsrail vahşetine küresel güçler susuyor. Ancak tek tük kenarda cılız sesler çıkıyor, o kadar. Batılılar sömürgeciliklerini, diğer medeniyetlere karşı yürüttükleri saldırgan tavrı bu safsatalardan defsekleyerek kurumuş vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar. Yunan medeniyetinin en mühim özelliklerinden biri geliştirdikleri fikirlerin sadece kendi sistemi içinde geçerli olmasıdır. Ahlak, fazilet, insan hakları, demokrasi, hürriyet, adalet vesaire değerler kendi ırklarından yani kendi dilinden hatta bütün mezheplerden olmayan kimseler için bir mana ifade etmiyor. Eski Yunan'da belki de memleketi en sadık adamı olan Sokrates'e zehir içirildi. Zehir içirme gerekçesi de gençlerin inancını, fikirlerini zehirliyor. Yine Orta Çağ'ın Engizasyon mahkemeleri adaleti tevzi eden aciz kalmış tarihi bir zulüm ve haksızlık sembolü olarak yerini almıştır. Yani bu Avrupa medeniyetinin köküne baktığımız zaman işte bunlarla karşılaşıyoruz. Günümüz modern bir cahiliye. Allah ve Resulünden uzakta yaşanan her asır esasen bir cahiliye asrıdır. İlahi ve nebevi beyanlarla ıslah olmamış her asır vahşetleri birbirine denktir. İslam ile ihya olmamış, İslam'ın rahmet ikliminden nasipsiz insanların Gazze'de nasıl bir vahşet sergilediği hepimizin malumu. Asrımız vahşet asrı, vicdanlara elveda asrı. Zalim Siyonistler Filistinli kardeşlerimizin vatanlarını gasp ediyor. Topraklarına el koyuyor. Mali imkanları göz göre göre çalıyor. Çocuk kadın ihtiyar demine pervasızca ölüm kusuyor. Tarlaları yakıyor. Öldürmedikleri insanların hayatlarını da açlıkta son vermeye çalışıyorlar. Bir doymayan bir canavarlık. Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi medeniyet denilen tek diş kalmış canavar. Yine Rus işgali zamanında şair Cüdi Bey ya seyyidel vera kat kavmetül kıyamet. Kalk ey alemlerin efendi kıyamet kopmaktadır diye feryat ediyor. Bugün belki onun çok daha beteri oluyor. Bugün nasıl bir imdat halinde olmamız gerekir? Zira Gazze adeta zalim Eshab-ı Uhdud'un diri diri ateş çukuruna attığı mazlumları, muvahhidlere ateş çemberine sıkışmış durumdalar. Aynı bunun benzerleri oldu. Roma'da ilk İseviler, Sirkler'de aslanların, kaplanların dişleri arasında imanlarını korudu. Bugün hakikaten İslam dünyası Müslüman olarak Allah'ın bize verdiği İslam nimeti olarak hepimizin kendi halimizi muhasebe etmemiz zaruri. Bilhassa Gazze'de yaşayan cinayetler karşısında bizler ümmet için ne kadar bir feryat halinde olmamız lazım, ne kadar dua etmemiz lazım, ne kadar maddi imkanlar açıldıkça maddi imkanı seferber etmemiz lazım. Bu arşa yükselen mazlumların, kardeşlerin feryatları ne kadar ses ve gönül vermemiz icap eder. Onlar ne kadar kalbi ve fiili dualar edebiliyoruz. Sadece şunu çok çok düşünmemiz lazım. Biz acaba onlarla aynı cennette mi olacağız? Ayette okunan mallı canlı cenneti satın almışlardır. Orada aynı bir Mekke devri gibi. Bugün aynı şey Cenab-ı Hak Gazze'de yaşatıyor. Bizim için büyük bir ibret. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onu zulmetme, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşlerinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Burası çok mühim. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günü sıkıntılardan birini giderir. İnsanları bu zulüm bataklığından kurtaracak yegane rehber ancak İslam dinidir. Kur'an ve sünnettir. Bugün Siyonist Yahudileri görüyoruz. Rahmeti bırakıp vahşeti tercih ediyorlar. Hristiyanları görüyoruz. Bunlar da İsa Aleyhisselam merhamet peygamberi diyorlar.
Bunda şüphe yok. Fakat onlar da bugün sayende vahşet ses çıkarmıyorlar ve tek cılız birkaç ses çıkıyor o kadar. Yine şurası bir hayrettir, bir Kur'an mucizesi. Hristiyan Yahudi bir millettir buyuruluyor. Halbuki Yahudiler Hristiyanlara karşı en büyük hakareti yapıyor. İsa aleyhisselam'a sapkın diyor. Bunlar nasıl bir ittifak halinde? Bu da bir bahsi yer. Bir Kur'an mucizesi. İslam ise merhamet dini. Nasıl bir merhamet? Hâlık'ın şefkatle de mahlukata bakış tarzı. Efendimiz merhameti tavsiye ederken sahâbî, "Yâ Resûlallah, biz hepimiz merhametliyiz." diyor. "Yok, yok." diyor Efendimiz. "Benim kastettiğim merhamet Allah'ın bütün mahlukatına merhamet." İşte bir İslam Allah bize ne büyük bir lütufta bulundu. Yine sırf bu merhamet, hukuk, insanlara hukuk değil, hayvanlara bile hukuk var. Yanık bir karınca yuvası görüyor Efendimiz, dehşete kapılıyor. Mekke fethine giderken yavrunu emziren bir köpek görüyor, öbür taraftan geçin buyuruyor. Beyazıt Bistam yolculuk esnasında bir ağacın altında yemek yiyorlar. Kalkıyor, yol devam ediyor, bir karınca kalmış torbasının üzerinde. "Ben," diyor, "bu karınca vatan cüda ettim," diyor. Dönüyor, karıncayı yemek yedi ağacın altına bırakıyor. Yani en engin merhamet gönlünü nakşeden İslam'dır. Batıl ile hak arasında nasıl bir net bir ayrım var? İslam merhamet dini. Bizler de hayatın her safhasında İslam'ı temsil etmekle mükellefiz. Vakıflar nedir? Vakıflar merhamet mahsulüdür. Vakıflar merhametin getirdiği müesseselerdir vakıflar. İslam'ı Müslüman yaşayacağız, yaşatacağız. Bugün en mühim cihat da bu. İslam'ı hayatımıza nakşetmenin dış dünyada nasıl bir netice hasıl ettiğini. Fethedilen bir İskan politikası başladı. Anadolu'nun temiz halkı oraya yerleştirildi. Ve çoğunluk Boşnakların hepsi Müslüman oldu. Arnavutların %90'ı belki daha fazla Müslüman oldu. Yine çok ağır şartlarda Gazze'de İslam izzetini sergileyen yiğitlerin duruşlarından öğreniyoruz imanı. Orada bir iman sergileniyor. Hatta bu Aksa tufanından bu yana birçok Avrupa'da insanların Müslüman olduğu bildiriliyor. Bizler de daima İslam'ı şahsiyet ve karakterini tevzi edeceğiz. En mübarekimiz insan yetiştirmek, insana emek vermek ve gayrimüslime gayrimağdubi aleyhim ve dâlin asla meyletmemek. Hazreti Ömer radıyallahu anh Azerbaycan'a Dağıstan'a gönderdi. Orada şöyle seslendi: "Aman aman, sakın siz putperestlerin giydiği gibi giyinmeyin. Putperestin yediğinden yemeyin. Orada İslam şahitini muhafaza edin." Biraz toplumun çekirdeğini teşkil eden ailemizde varsa daha çok dikkat edeceğiz. Bugün Batı'nın bütün işlediği aileyi yok etmektir. Zira onlar biliyor ki ailenin karakteri kaybolursa toplum ayakta kalamaz. Aile olmazsa gene bir sürü kalır. Nefsin esareti altına girmiş kimselere hükmetmek de zor olmaz. Tarih boyunca cephede diz çöktüremedikleri milletimizi içeriden yıkmanın sinsi planlarını pervasızca tatbik ediliyor. Mayası İslam'la yoğrulmuş medeniyetimizde en muhkem kale ailedir. Aile bizim son kalemizdir. Son karakolumuzdur. 1839 Tanzimat Fermanı'na kadar toplumumuzun alt kesiminde, yüksek tabakasında aile İslam şahsiyeti sergiliyor ve muhafaza ediyordu. Tanzimatla beraber malum üst tabaka Avrupalileşme hastalığına sirayet etti. Evlerde piyanolar girdi. Fransızca kelimeler, konuşmalar girdi. İş neydi orada? Avrupa'ya benzemekti. Erkek ve hatta kız evlatlarını Paris'e, Viyana'ya gibi Avrupa şehrine yüksek tahsilleri yolladılar. Geri döndüklerinde iş dünyaları, kalp âlemleri Avrupalı oldu. Yabancılaştılar. Bizi yücelten değerlere düşman oldular. Onlar tesir ettikleri kadrolar müteakip seneler içinde imparatorluğumuzu mahvettiler. Yabancı ceyranlar asırlardır kendi muhafaza eden Osmanlı ailesine sızamadı. Osmanlı ailesi Anadolu dervişi meşrebini korudu. Fakat bugün matbuat, radyo, televizyon, sonunda internet artık her yere girdi. Diziler, filmler, yarışmalar, menfi telkinler, müstehcenlik, alkol, uyuşturucu benzeri iptilalarla bugün maalesef ailemiz sarsılıyor. Avrupa'yı kanunlar, batıl cinsiyet eşitliğini propagandaları, kadınları evden dışarı kaldırımlara itilmesi, kadınların bir meta gibi
kendilerini teşhir etme hastalığı, aile bozuyor, evlilikleri azaltıyor, boşanmaları arttırıyor, evlatları perişan ediyor. Aile toplumun çekirdeğidir. Takva üzerine yaşayan bir aile hayatı, kulu ilahi muhabbete götüren müstesna bir köprüdür. Bu sebeple günümüzde gizli ve açık, doğrudan ve dolaylı aile ve evliliğin aleyhine propagandalar yapılıyor. Yanlış kararlar içerisinde kimse bu şartlar altında evlilik yükünün altına girmek istemiyor. Evlilik erkek için maddi ve adli tehlikelerle dolu bir tuzakmış gibi arz ediliyor. Kadınlar ise şiddet ve baskı merkezi gibi gösteriliyor. Tahsil ve kariyer diye evlenmeyen veya iyice geciktiren evlatlar gitgide evlilikten soğutuluyor. Halbuki nikah mukaddes bir müessesedir. Nikah Allah'ın emriyle zevcelerin bir hukukun başlamasıdır. İslam ahlakını laikler hazmetmiş müminlerin haneleri huzurlu bir cennet yuvasıdır. Bunun mukabil nefsine mağlup merhametsiz gafil insanların dünyalık evleri ise adeta canlı cenazelerin aile kabristanlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de aile ve aile saadeti üzerine sayfalarca talimat var. Mesela anne babaya ihsan emri var. Onu incitmemek, üf bile dememek. Onlara kavlen kerîmâ, yani iltifatlı sözle hitap etme emri var. Hüsnü muâşeret, yani hanımlarına güzel geçinin emri var. Haksızlık yapmayın talimatı var. Sulh hayırlıdır talimatı var. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin duaları bildiriliyor. Birçok zürriyet, yani aile ve evlatlar hakkında endişeler ve niyazlar var. Bu talimatlar hayatı tatbik etmeye gayret etmemiz gerekir. Huzurlu bir yuva için 5 şart muhabbet olacak. Bu maalesef bugün bu kaydı. Nefsani arzu muhabbeti başka tarafa çevirdi. Muhabbetin menşei Cenab-ı Hak'tır. İki tarafta Allah rızasına uygun bir şekilde bu hali artırmaya gayret edecek, birbirinin ruhuna girecek bir damar bulacak. Sadakat olacak. Bey ve hanım birbirine dürüst ve sadık olacak. Zor zamanlarda taraflar şikayet ve bezginliğe düşmeyecek. Fedakarlık gösterecekler. Karşılıklı saygı bey ve hanım arasında samimiyet olacak, laubalilik olmayacak. Vakar olacak, kibir olmayacak. Tevazu olacak, zillet olmayacak. Evlilikte gönül ahengine çok itina edilecek. Sabır, iki taraf, iki insanın hayat arkadaşında tahammül gelirken zamanlar, sıkıntılı anlar olabilir. Taraflar böyle zaman birbirinin güzel huyunu düşünecekler. Sallallahu Efendimiz, bir mü'min hanımına buğz etmesin, onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir, onu gözün önüne getirsin. Mesuliyet, taraflar birbirine karşı olan vazifeyi ihmal etmemeli. Bozmak, yıkmak kolaydır fakat yapmak zordur. Peygamberimiz, hanımların beyleri, beylerin hanımları üzerinde haklarını ilan etmiştir. Şunu unutmamak lazım ki, لَا اَيْشَ اِلَّا اَيْشُ الْاٰهِرَ Esas hayat, ahiret hayatıdır. İslam ahlakının aile yaşamı anne ve babana mesuldür. Onun için bu çok mühim. Yani bugün yüksek tahsil, yüksek tahsil deniyor. Kızını gönderiyor, perişan olup dönüyor. Kocasına tavır atıyor, kısa zamanda boşanma oluyor. Esas tahsil iman tahsilidir. Allah bizi niye bu dünyaya getirdi? Gelen niye geliyor, giden nereye gidiyor? Bu geliş niye, bu gidiş niye, bu akış nereye? Kul bunun idraki içinde olacak. En faziletli anne baba evladını Allah yolunda yetiştiren anne babadır. Efendim hepiniz çobansınız böyle. Hepiniz güttüklerinden mesulsünüz diyor. Erkeğin çobanlığını anlatıyor Resulullah. Hanımın çobanlığını anlatıyor. Çoban nedir o zaman? Çoban ne yapar? Mesuliyeti altında o canları, o kuzuları korur, doyurur, besler kaybolmaktan ve kurtların şerrinden korur. Uçurumlar gibi tehlikeli yerlerden uzak tutar. Onları kurtlardan, canavarlardan muhafaza eder. O halde bir anne baba da evlatlarını insi ve cinni şeytanlardan muhafaza etmeli. Bugün ayette buyuruluyor. Şeytanların evlatları ve malları ortak olduğu bir zamana geldik. Evlatlar cehennem çukurundan korunmalı. Onlar sadece maddi olarak değil, manevi olarak beslenmeli. Muhafaza etmeli, himaye etmeli. Bugün evlatlarımı tahsil, iş vesaire adı altında canavarın kucağına atmak bir anne baba için korkunç bir vebaldir. Ayet-i kerimede yaklaşmayın talimatı var. Zina yaklaşmayın. Zira o hayasızlıktır, çok kötü bir yol. Zina yapmayın demiyor. Yaklaşırsan, uçurumda gezersen
oradan aşağı düşersin. Aynı evlatlarımız da bu şekilde. Yine ayet-i kerimede açık olsun, gizli olsun, hiçbir günah kötülüğe yaklaşmayın Cenab-ı Hak buyuruyor. Bunlar hududullah'tır. Yani Allah hudud, onlara yaklaşmayın buyuruyor. Yani sadece işlemeyin değil, yaklaşmayın buyuruyor. Bu en mühim, yaklaşmayın yavrularımıza, mensup olduğumuz toplumları canavarın kucağına yaklaştırmamak. Zira yaklaşmasına müsaade etse önünü almak imkansızdır. Bugün de aynı. Bugün dünyevi ihtiraslar yüzünden evlatlarımızı, yavrularımızı mahvetmemek icap eder. Bu ülkemizde maalesef dinden uzak yaşayan bir kesim var. Onun birkaç nesil evvelki dede ve nineleri Osmanlı toplumunda gayet dindar insanlardı. Arada bir takım ihmaller, bir takım gafletler, bir takım batıl çevrelere yaklaşmalar olsa da o dedenin torunları bambaşka bir yola girdiler. Bugün biyolojik anne baba olmak kâfi değil. Çünkü evlatlar, sokaklar, mektepler, ekranlar şekillendiriyor. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam dördüncü oğlunun biyolojik bir yakınlığını kabul etmedi. Ey Nuh dedi, onun ameli gayrı salihtir dedi. Sen de onları benim ehlimdir diye cahillerden olma buyurdu. Dolayısıyla evlatlarımızı Allah'ın yasaklarını işlediği mekanlarda onları haramlara yaklaştıracak çevre muhitlerden korunmamız büyük bir zaruret. İslam bir reçetedir. Reçeteyi aldın, kabul ettin ama onda yazılı olan tedavileri, perhizleri tatbik etmiyorsan sonra da niçin şifa bulamadık, afiyete kavuşmadık diyorsun, bu olmaz. Dinimiz kıyamete kadar şifa ve deva reçeteleri dolu. Ve nünezzül meyel Kur'an-ı Mâfî şifâni ve rahmetin ümmini. O reçeteyi güzel tatbik etmek lazım. Evlatlar anne babalarının ne söylediğini değil, ne yaptığına bakarlar. Anne babayı taklit ederler. Yani anne babalar İslam ahlakını yaşayan mümin anne babalar olursa evlatlar da o yüzden yürürler. Sessiz sedası bir tebliğdir bu. Ve belki de sözlü olandan daha seslidir. Hazreti Ömer bir gün dedi ki radıyallahu anh, siz susarak İslam'ı tebliğ edin. Ya halife dediler. Susarak nasıl tebliğ edilir? Halinizle, ahlakınızla buyurur. Biz de evlatlarımıza, talebelerimize ve bütün çevremize halimize örnek olmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e şöyle tavsiye bulundu. Ey İbn Ömer, dinine iyi sarıl. Dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etin hem kanındır. Dini kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Burası çok mühim. Gönderiyorsun buraya İstanbul'a, kimden öğreniyor? Dini kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Dini ilimleri, hükümleri istikamet ehli alimlerden al. Nefsani arzuları meydanlarından alma. Hayayı yerle bir eden, aileyi çökerten, her türlü kadın erkek karışık labali ortamlardan, küfür ve inkârın konuşulduğu, fısk fucurun alenen işlediği perişan mekanlardan evlatlarımızı korumamız zaruri. Yani bu yaz tatilinde bir ay, iki ay bir şeyi camiye göndermek de olmaz bu. Diğer dünyevi ilimlere ne kadar bir ehemmiyet veriyoruz? Allah'ın emirlerini ne kadar? Ne kadar biliyor? Günümüzde ihtilat, beraberlik. Kadın erkek laubali karışık ortamlar maalesef ehemmiyetsiz ve normal görünmeye başlandı. Bu yüzden gaflet arttı. Halbuki yangınlar küçük görünen kıvılcımlardan çıkar. Baştan kafeler açıldı. Ve bu kafeler kuzu postuyla açıldı. Kitap kafelerinde kitap okunacak, kitap koyalım dediler. Fakat o kadar rağbet buldu ki bu kafeler. Kız erkek tamamı gece yarılarına kadar beraberler. Açanı çok karlı, işte devamlı kafeler açılıyor her yerde. Yani o gençlerin o gücü, enerjisi, ruhi yapısı ziyan ediliyor oralarda. Bu da tabii geldi. Yani hiç kimse yani fazla bir şey yapmıyor, tesis etmiyor. Ya bu kadar kafeler açılmasın. Bu bir tembelhanedir. Demiyor yani. Yani tabii görülmeye başladı. Zihni beraberlik küçük ve ehemmiyetsiz görülüyor. Halbuki bir müddet sonra kalbi beraberliğe dönüşüyor. Çare kötülüklerden ateş kaçar gibi uzak durmaktır. Şerre karşı tavır ve duruş sergilemektir. Küfrün, fıskın ve fucurun zararlı işlenildiği ortamlar zehirli bir gaz yahut radyasyon gibi yayılmakta ve o gazdan tesir almadığını zanneden kişiler zehirlenmektedir. Rabbimiz toplumumuzda İslam şeriatı ve karakterini evlatlarına miras bırakabilen
bahtiyar anne babaların sayısını arttırsın. En mühim o. Başkalarına hayran olan değil, kendi müstesna ahlak ve karakterine hayran bırakan müminler olabilmeyi cümle evlatlarımızın nasip ve müyesser eylesin. Mümin olmanın mesuliyeti en mühim. Her medeniyet kendi insan tipini yetiştirir. Bizim tipimiz aslında saadet medeniyetidir. Faziletler medeniyetidir. İnsanlar fazilet ve güzel ahlaka numune olabilmeniz zaruridir. Cenab-ı Hak ayette buyuruluyor. Siz insanların iyiliği için çıkarılmış, hayrı için çıkarılmış, en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz. Ne kadar bu emri bil maruf nehy ani münker var. İki, İslam'a bağlılık ve samimiyetimizi ibadet, muamelat, muaşeret daima İslam ahlakı üzere bunları canlı tutmamız lazım. Yine Cenab-ı Hak Fussilet Suresi'nin 30. ayetinde insanları Kur'an ile Allah'a davet eden, ameli salih işleyen, ben Müslümanlardanım diyenden, yani İslam karakter ve İslam cihazını tevzi edenlerden kimin sözü daha güzeldir buyuruyor Rabbimiz. Üç, İslam'ın umdelerini, kaidelerini, prensiplerini bazı yerde unutup kalmamalıyız. Mesela aile hayatı, ticaret hayatı, tahsilin, ibadet, muamele, hak, hukuka, ahlakimize dikkat etmeliyiz. Mesela bugün faiz aldı, yürüdü. Ben bunu yapayım, kurtarayım, bir daha yapmam diyor. Bataklığa girdikçe batıyor. Miras, bilmiyorum ne kadar insan gidip bir feraiz bilen bir hocaya şu mirasını nasıl taksim edeyim diye soruyor. İki taraf birbirinin hakkını yiyor. Ne bu haram lokma giriyor. Olur mu böyle şey? Ayet-i kerime Cenab-ı Hak şeytanın kendisine tabi olan ve yalancı vaadetlerine kulak verenlerin mal ve evlatlarına ortak olacağını bildirmektedir. 4. Resulullah Efendimizin kıyamette bizim halimize şahit olacağını, hayatının hiçbir anında onu unutmamamız gerekir. Zira buyuruyor, işte böyle siz insanlığın şahidi olmanız. Resul dese şahit olması için siz mutedil bir ümmet kıldık buyuruyor. Bakara 143. Yine Sûre-i Nisa 41'de her bir ümmetten bir şahit getirdiğimizde seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri ne olacaktır? Bu ayet indiği zaman Resulullah Efendimiz gözünden yaşlar dökülmeye başladı. Dolayısıyla bir mümin dünyanın akışından bütün insanlardan kendisini mesul görmelidir. Heyhat yani kendi memleketimizde bunu yapamıyoruz maalesef. Eshâb-ı kirâm kendi bütün insanlardan mesul gördü. Ve bu mesele şuure dünyanın her köşesine büyük bir iman heyecanı gitti. Afrika'ya girdi. Semerkant'tan gitti, Çin'e gitti vesaireye gitti. İnsanları her yere seferber etti. Niye? Sümmeli sünne yevmizin ani nayim. Allah'ın verdiği bu iman nimetinin bedelini ödeyebilmek. Cenab-ı Hak ahirette ikra kitabe kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Kitabını oku diyecek. Ekranlar inecek. Bugün sen hesap sorucu olan kendi nefsin yeterli. Başka şahit diyecek, göz konuşacak, kulak konuşacak, deriler konuşacak, mekanlar konuşacak. Bütün uzuvlarımız zaman ve mekan yaptıklarına şahadet edecek. Bu sebeple kendimiz daima ilahi kameranın altında olduğunu unutmayacağız. Bilhassa ve hüme hüküm eyne mahkûn. Nereye gitseniz Allah bizimle beraberdir. İnsanla beraber, melekle beraber, cinle beraber, cemaatle beraber ne yerdeyse Cenab-ı Hak ben zamandan mekandan münezzeh en büyük kalbin tekamülünü gösteren bu ayettir. Ve mekum eynama nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Ticari hayat vaktimi Allah bizimle beraber Allah görüyor. Evlatlarımı yetiştirmeyi Allah görüyor. 6. Kur'an kursu, yaygın eğitim ve Allah yolu hizmetleri kendine nimet bileceğiz. Külfet diye nimet bileceğiz. Zira Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in ticareten len tebur buyuruyor. En hayırlı ticaret buyuruyor. Gidip ferden kendimizi ihya edeceğiz, toplumdan kendimizi mesul göreceğiz. Zira ilahi yardım ancak bu sayede tahakkuk edecek. Zira Cenab-ı Hak İyyâke nabudu ve İyyâke nestaîn ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım dileriz buyuruluyor. Müfredde cemî olarak geliyor, toplu olarak. Bu sebeple daima cemaat halinde olabilmek, mesela namazı cemaatle kılabilmek, beş vakti cemaatle kılabilmek. Bu çok mühim. Bugün bu da ihmal edilmiş. Camiler yapılıyor ama beş vakte devam eden ne kadar devam edebiliyoruz? Efendim bir âmâya bile, İbn-i Mektûb'a bile ezan seni duyuyorsan, hayâle salâ, hayâle mâ duyuyorsan mescide gel buyur. Ne olursa ne ol, ister âmâ ol, ister ne olursa ne ol buyurdu.
Velhâsıl gelelim vakıf hizmetlerine. Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Cümlemiz vakıf hizmetlerinde istihdam eyliyor. Muhtaç insanın derdiyle meşgul olmak, ihtiyaçlarını gidermek en mühim bir müminin vazifesi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah bir kuluna hayır murad ettiğinde onun insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdam eder. İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Bir hayrı vesile olan o hayrı yapan gibidir. Bizim medetimiz Kur'an ve sünnetin rahmet ikliminde yoğunlaşarak ilim, hikmet ve irfan ile mücehhez müzeyyen hale gelen bir medeniyettir. Bu medeniyet bir rahmet insanı olabilme medeniyetidir. Bu medeniyet bir vakıf insanı olabilme medeniyetidir. Hâlık'ın şefkat, merhamet adı mahlukata bakabilme medeniyetidir. Bir güneş misali en kuydu yerde bile aydınlatmanın ve bir yağmur misali en çorak gönüllere bile rahmet olabilmenin medeniyetidir. Yani İslam medeniyeti. İnsanı, hayvanatı, nebatatı hidayet, adalet, merhamet ve rahmetle kucaklayıp ihya eden bir medeniyettir. Arı duru bir insanlık medeniyetidir. Kamil bir müminin gönül hassasiyetini İsmail Atâ Hazretleri şöyle ifade eder: Güneşte gölge ol. Yani muhtaca kanat ger, onu himaye et. Güneşte gölge ol. Soğukta kaftan ol. Yani üşüyeni kalbinde hisset ve onu ısıt. Açlıkta ekmek ol. Yani infak et ve paylaş. Vakıflar da yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müessesileşmiş şevkidir. Vakıf bir rahmet dergâhıdır. Hidayet ve takva mahrumlarının tesellüp tedavi olacağı hatta bir rehabilite merkezidir. Vakıf garibe, yetime açılan sımsıcak bir kucaktır. Yoklukta kıvranan muhtacı bir sığınaktır. Soğukta titreyenlerin içini ısıtan bir rahmet nefesidir. İlahi huzura temiz bir vicdan, yüz akıyla varabilmek için bütün dünyanın gidişinden kendini mesul gören bir diyargâmlık müessesesidir. Gözü yaşlı masumların, çaresiz yaşların, belalar altında inleyen kanadı kırıkların, vatanlarına tardiye mazlum ve müftülerin, yorgun gönüllerin adeta bir baba ocağıdır. Vakıf, mülkiyetin Allah'a adanması, temlik ve temmülükten men edilen malın Allah için ebedileştirilmesidir. Yani vakfeden bir mülk, artık ne alınıp satılmaz, miras olarak intikal etmez. Artık o mal, vakfedenin belirttiği şartlarında Allah'a adanmış bir mülktür. Burada ashâb-ı kirâmdan çok misaller var, Efendimiz'in tavsiyeleri var. Hazreti Ömer'den bir hâdise, zekât malını gösterdiği sergileme açısından çok mühim. Hazreti Ömer, zekât malına ne kadar bir hassasiyet gösteriyor. Bir gün Ahnef bin Kays, radıyallâhu anh, Irak heyetiyle bir Hazreti Ömer'in yanına geldi. Çok sıcak bir gündü. Hazreti Ömer bir önlük giymiş, zekât develerinin birini yağlıyor ve bakımını yapıyordu. Onları görünce, Ahnef dedi Hazreti Ömer, üst evine çıkar bana yardım et dedi. Bu develer zekât develeridir. Bunda yetimlerin, dulların ve yoksulların hakkı vardır dedi. İşlerinden biri, Allah sana mağfiretle muamele buyursun ey müminlerin emiri. Köllerden birini emretsen de bu işi yapsa olmaz mı dedi. Hazreti Ömer şu güzel cevabı verdi. Ey filan, kim Ömer'den ve Ahnef'ten daha iyi köle olabilir ki? Madem ki o Müslümanların işi üzerine almıştır, öyleyse Müslümanların kölesidir. Nasıl ki kölenin efendine karşı samimi olması, emaneti hakkıyla ifa etmesi gerekiyorsa, onun da Müslümanlara karşı böyle davranması icap eder. Hazreti Ömer'in kaçan bir zekât devesinin peşinde koşar, onu yakalamak için bizzat uğraştığı da rivayet edilir. Gelelim dünyamıza yine. Beşeri sistemde olan komünizm de bir toplumundur. Lakin aslında partililer halkı istismar eder, halkı sömürmek suretiyle partililer palazlanır. Kapitalizmde ise yine halkın sırtından kartel ve tröstler beslenir. İslam'da ise mülk ne ferdindir ne toplumundur. Mülk Allah'ındır. Yani esasında komünizmle kapitalizm aynı şeylerdir. Şu kalemin kavgasını yaparlar. Komünistler der, bu kalem toplumundur der. Kapitalizm, bu fertlerin der. İslam ise ne toplumundur, ne fertlerindir. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır der. Yani mülkün, Cenâb-ı Hakk'ın onu kullanan malın taksimini ister. Canlarıyla, mallarıyla cennete satın alırlar böyle ayette.
Mümin malını zekat, sadaka, infak ile ebedileştirir. Bu şekilde gerçek sosyal adalet temin edilir. Zira İslam kardeşi yaşandığı toplumda hiçbir isyan, buhran olmamıştır. İslam kardeşliği, diğergâmlık, fedakarlık, cömertlik, merhamet, şefkat bir ağ gibi ölmüştür. Osmanlı'da vakıf şuuru ecdadımızda. Ecdadımız Osmanlı kurdukları vakıflar, aşhaneler, sadaka taşlarıyla toplumu adeta bir şefkat âli örerek dilencisi bir memleket meydana getirmişlerdir. Bunu diyen dilenci memleket seyyahlar diyor bunu. Biz de dilensiz bir memleket gördük diyor Osmanlı'da. Zengin fakir bir arada huzur için yaşayan bir rahmet toplumu inşa edilmiştir. Bunun için bizim medeniyetimizde sosyal patlamalar ve dramlar nadirdir. Çünkü vakıf, infak ve hizmet anlayışı her devir toplumun bir emniyet sebebi olmuştur. Osmanlılar'da vakıf, millet sayesinde kazanılan servete, burası çok mühim. Vakıf, millet sayesinde kazanılan serveti tekrar o toplumun istifade hizmetine sunan bir vefa müessesesidir. Mesela bir külliye yapılırdı, içten sadece cami yoktu. Çocukların eğitim gördüğü Sıbyan Mektebi vardı. Fakir gariplerin doyurduğu aşhane vardı. Kimin de doyurduğu meçhuldü. Hastanın şifa bulduğu şifahane vardı. Yetim ve yoksulların ihtiyaç edildiği bir sebil vardı. Külliye çevrede oturan insan temizlenmesi olan bir hamam vardı. İlim tamamına kaynak diye bir kütüphane vardı. Yine ecdadın uzun bir sefere çıkan kimselerin bu seyahatle istirahat edilmesi kervansaraylar yani misafirhaneler vardı. Burada gelen yolcuların önüne onun kim olduğuna bakılmaz, yemek konulurdu. Kaldıkları zaman zaten hayvanlarına da bakım yapılır, aç bırakılmazdı. Bütün yolcular burada üç gün kalabilirlerdi. Giderken de şayet ayakkabıları eskisiyse onlara bir tebrükken bir ayakkabı verilirdi. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinden sonra yaptığı bir imarethane vakitinde şu satırları yazmıştır. İnşa ettiğim imarethanemde İstanbul fukarası yemek yiyerler. İstanbul fethinin şehit aileleri bir yetimleri ise hava kardan sonra kapalı kaplarda komşuların dikkatini celbetmeden onu izzet ve haysiyetine koyarak yemek ikram edilir. İşte bu bizim insanlık medeniyetimizin bir misalidir. Yine bu da şu misalde arz etmek isterim. İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmet Han şu Hürriyet tebisinde o gazileri topladı. Dedi bugün dedi siz dedi Letuftahanel Konstantiniyye hadisinin şerefine nail oldunuz dedi. Ben de size dedi, şimdi atiyeler, hediyeler vereceğim, ganimetler veriyorum, dağıtıyorum dedi. O zaman Akşemseddin kürsüye geldi. Ey dedi gaziler dedi. Allah size bir lütufta buldu dedi. Siz de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in senâ ettiği bir ne güzel askerlerden oldunuz dedi. Size de bu dedi hünkârımın verdiği bu ganimetler dedi. Size İstanbul fukarasına infak edin dedi. Nerede var böyle bir medeniyet dünyada? Nerede var böyle bir insanlık? Osmanlılarda merkezi yerlere külliyeler yapılırdı. Mahallelerde mescit olurdu ki ufak mescitler. Tabii elektrik de yok. Herkes yatsı namazından, sabah namazından uzak kalmasın. Akşam karanlığı cemaatle kılmak için külliyeye gitmeye imkan bulamayanlar namazdan o mescitleri ifade ederler, böyle cemaat ibadet ederlerdi. Bu ne oluyor böyle? İyyâke nabdü ve iyyâke nestaîn meydana gelirdi. Vakıflar çok genişti. Cami, mescit, tekke, zaviye, türbeler inşa ve bakımı. Darül Huffaz, Darül Hadis gibi ilim müesseseleri. İmarethane, kervansaray, hanlar, hamamlar, darül şifa hizmetleri. Namazgâh ve misafirhaneler. Kuyular, su yolları, su kemerleri, çeşme ve sebiller. Aş evde çocuk emzirme ve büyütme yuvaları. Esir ve köleleri azat etme. Fakirleri yakacak temin etme. Mesela Üftahî Hazretleri'nin talebesi Hz. Mahmud Hüdâ Hazretleri Sultan 3. Murad'a yazdığı bir mektupta ki o padişah kolay kolay kimse de bir şey diyemez. Çok celalli bir padişahtı. Bak dedi sultanım dedi. Deden dedi Kanuni dedi starancalardan da İstanbul'a su getirdi dedi. Bu kış dedi zor bir kış geçecek dedi. Sen dedi Bolu ormanlarından odun getir bu İstanbul fukarasına dağıt dedi. Evliyaullah vakıf insanı olduğu içindir ki daima tebliğ halinde olmuşlardır. Cihana yön veren sultanların muallimi olmuşlardır. Yine öyle vakıflar kurdu ki mesela Bezzeme Alem Valide Sultan'ın kurduğu vakıf efendiler tarafından hazırlanmaması hizmetçilerin kırdıkları kase ve kapların yerine almak. Yani bir hizmetkar yalnızca bir şey kırıyor, tabak kırıyor. Onların azarlanmaması, bir kalbe diken batırılmaması için onu tazmin etme. Diğer bir şey Şam'ın diyor o zaman tatlı suyu Harameyn'e taşınca atçağın olan
Susu olan hüccaca Şam'ın tatlı suyu içirilecek. Yani bu bir nasıl bir Müslüman ufku, nasıl bir Müslüman gönlü? Bugün bir Müslüman gönlüne bak. Bugün bir gazeteki vahşete bak. Yetim kızlara ceyiz hazırlama, borçlarını ödemek, dul kadınların muhtaçlara yardım etmek, mektebe gıda ve yiyecek yardımı yapmak, fakir kimselerin cenazesini kaldırmak. O cenazede iştirak ediyordu hatta. Bayramı çurduğu kimseyi sevindirmek, yaşlı kimseleri, hanımları korumak diğer bir incelik. Bu da bir zarif İslam medeniyeti bir inceliktir bu. Ecdadım Osmanlı büyük bir edep ile hürmet ile muhterem acizler tabir etti akıl hastalarına av etiyle besliyorlar. Bunlara deliler denmiyor. Aklı kıt insanlar denmiyor. Muhterem acizler deniyor. Yani insan olarak muhteremdir. Fakat eksik olarak acizdir. Bunun için muhterem acizler deniliyor. Toplum tercih eden cüzzamlara da Osmanlı vakıf medeniyeti şefkat elini uzatmış. Onda her türlü bakım yapıldı. Miskinler tekkesi, miskin fakir demektir. Arapçada fakirler tekkesi verilen müessese kurulmuştur. Haymanlara mesela bu yeni camide de vardır. Orada bir kuş evi vardır. Yani camiye gelen o kuş evini görsün. Allah'ın mahlukatına merhametli olsun. Hatta göç eden yaralı leyleklere bakım yerleri kurulmuştur. Yani insanlar bitmesi, ondan sonra yaralı hayvanlara. Diğer taraftan Cenab-ı Hak mahrum bildiriyor. Onlar diyor Cenab-ı Hak iffeti dolayı taaffüf sohbetiyle hallerini arz etmezler buyuruyor. Sen onları diyor simalarından tanırsın diyor Cenab-ı Hak. Onun için ecdadımız sadaka taşları kurdu. Hep oradan alır, ihtiyacını görür. Eğer ihtiyaç fazla gelirse, kadınız bir yerden gelip oraya tekrar onun içine koyar. Yani mahrumların bir iffetini koruyabilmek, taaffüfünü koruyabilmek. Yine bu muhtaçlara dağıtacak yemekleri, onların haysiyetli rencide olmasın diye gece karanlığında dağıtılırdı. Şunu ifade edelim ki, vakıf hizmetlerinden mesuliyet de bir o kadar da ağırdır. Kaçarsan çok daha ağır. İçinde bulunursan yine ağır. Fakat şunlara dikkat etmek lazım. Nitekim büyüklerimiz vavlardan kaçın buyurmuştur. Vavlardan kaçın. Yani vallahi diyerek lüzumsuz yere yemin etmekten kaçın. Mesuliyet şuur ve hassasiyet taşımayan bir vali olmaktan kaçının. Hakkını ifade etmeyen bir vasi olmaktan kaçının. Gayesine uygun sarf edilmediği ağır bir vebali gerektiren vakıf malından sakının. Mesuliyetten korkun. Ancak bu ifadedeki manayı doğru anlamak lazımdır. Zira imkan ve liyakat sahibi iken bu vakıf hizmetinden müstahni kalmak da onun çok çok beter bir ayrı bir mesuliyettir. Buradaki korkmaktan maksat bu müesseseden istifade edenlerin haklarının dikkatli tevzi edilmesi, vakıf emlakının liyakatle korunmasıdır. Biraz da israf, gösteriş, şaşaa bundan korunması lazımdır. Bunları yaparsan oradan alacak fakirin hakkını yemiş olursun. Mesela yine zekatları tevzi ederken taharri yani ciddi bir araştırma şarttır. Şayet araştırma yapılmadan zekat yerini bulmaz, o zekatı yeniden vermek icap eder. Zekatın iki şartı vardır. Biri taharridir, araştırmadır. Diğeri ise temliktir, mülkiyetin muhatabının eline geçmesidir. Bu taharri yapmadan verilen zekatların iadesi icap eder. İmkân olursa bu fakir garip evlerini bir ziyarette bulunur. Bunlar da ders alınır. Yine bu Salih aleyhisselam da o deve bir vakıf malıydı. O dağın içinden çıktı o deve. Fakat bu vakıf malına emniyet vermediler ve Semud kavmi bu yüzden mahvoldu. Yani bu azgın kavim deveyi öldürerek vakıf malına ihanet ettiler. Neticede kendilerini helâkine hazırladılar. Velhâsıl İnsan bir emanettir, eşya bir emanettir, dünyada her şey emanettir. Emaneti yerine teslimi rahmet vesilesidir. Efendimizin son seferi Tebük seferiydi. Bu seferin adı zorluk seferiydi. İlk haçlı seferidir bu. Muhteve devamı olan Tebük seferi. Bu Cenab-ı Hak bu Tebük seferi dikkatimizi çekiyor. Bir evvela mevsim yılın en sıcak zamanıydı. Tam hasat vaktiydi. Meşgale vardı. Gidecek mesafe çok uzundu.
Medine'den 1000 kilometre yakın bir mesafeydi. Düşman devrin süper güçlerinden biri olan Bizans'tı. Bu uzun, zorlu sefer ciddi manalı teçhizat ve masraf yapmanın seferber olması gerekiyordu. Yine önce maldan fedakarlık zorreti vardı. İşi zorlaştıran bir başka unsur da münafıkların moral bozucu fitne karıştığı propagandalarıydı. Sahâbî bu zorluğu üstesinden geldi. Sahâbî neyi var neyi yok getirdi Rasûlullah'ın önüne koydu. Savaşta büyük fedakarlık vardı. Zülbicâdeyn vardı. Bu yâ Rasûlullah dedi, ben dedi bu dedi Tebük'te dedi paramparça olayım dedi. O şeyde şehit olayım dedi. Efendim yok dedi. Zülbicâdeyn dedi. Abdullah el Müseni sen de oraya gidersin. Bir hasta olursun vefat eder yine şehit olursun dedi. Bir gün Abdullah İbn Mesud dedi ki şu manzaraya şahit oldum dedi. Önde Resulullah gidiyordu dedi. Gece karanlıktı diyor. Arkada Ebubekir ile Ömer vardı radıyallahu anh. Baktım kucaklarında bir şey var. Ben uzaktan takip ettim, yanlarına yaklaşamadım diyor. Baktım bir mezar kazdılar. Resulullah Efendimiz mezara indi. Kardeş çağımız verin kucağıma dedi. Kucağını aldı, Zülbicâdeyn'e kabre indirdi. İbn Mesud da keşke diyor ben bir Zülbicâdeyn olsaydım. Resulullah beni de kucağında indirseydi dedi. Zülbicâdeyn baktığı zaman hep fedakarlıktır. Medine'ye gelmesi bir fedakarlıktır. Paramparça oldu ayakları. İki tane kilim parçasıyla geldi. Efendimizin yanından ayrılmadı. Bizim için de el meru me'men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdi. Daima kendime söylüyorum bir mizan etmemiz lazım. Ben Allah razı ibadette ne kadar yakınım? Seherlerde ne kadar yakınım? İnfakta kendimden fedakarlık yapayım, hayırda ne kadar yakınım? Ailemin içinde çoluk çocuğumu yetiştirmede ben ne kadar yakınım? Sahabenin tek derdi buydu. El meru me'men ehabbe. Ben acaba kıyamette cennette Allah'la beraber olabilecek miyim yoksa nerede savrulacağım? Sevban'ın bu endişesi üzerine Resulullah Efendimiz Sevban dedi ki sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Tabi bu kişi sevdiğiyle beraber bu sevginin ne kadar olması lazım? Canından, malından vesaire her şeyinden Allah Resulü'nün sevgisi davetiye geçmesi lazım. Bu da kendini muamelatta gösterir. Şu kadar umreye gitmekle, şu kadar hacca gitmekle değil, muamelatta gösterir. Velhâsıl el meru me'men ehabbe. Resulullah'ın hayatının her safhasını kaplayan fârik vasıflar nelerdir? Ez cümle. Bir ibadette ruhaniyet. Oruçta le'allekum tettekûn buyuruluyor. Zekatta, hayratta, infakta bir sevinç içinde verebilmek. Çünkü bu le'uzu sadakat Cenab-ı Hak sadakada ben alırım buyuruyor. İkincisi muamelatta zerafet. Duygulu bir gönül. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açların açlığını doyururdu. Onların doymasıyla Efendimiz manen kendini doyururdu. Mudar kabilesi geldi, perişandı. Efendimiz baktı, Efendimiz rengi sapsarı oldu. Perişan bir topluluktu. Ezan okudu, cemaat toplandı, iki rekat namaz, herkes ne varsa getirsin. Kim bir avuç hurma getirdi, kim bir torbaya doldurdu durumuna göre, Efendimiz'in o siması pembeleşti, o kireç gibi olması geçti. Efendimiz buyuruyor ki, ben diyor, kabrimde diyor, ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel amelleriniz gelir, dua ederim, sevinirim. Menfi amelleriniz gelir, üzülürüm, istiğfar ederim sizin için buyuruyor. Peki, biz ne kadar o zaman Rasûlullah Efendimiz'i biz sevindirmenin durumundayız. Tebessüm ettirmenin durumundayız. Velhâsıl, yine burada misaller çok. Davud-u Tâyyî'nin misali var. Evet, bir et yemeği getiriyor talebesi. Oğlum diyor, alayım ama bunu diyor, bu benden bir müddet çıkar diyor. Şu iki yetimden ne haber diyor. O diyor, iki yetime getiren diyor, bu arş-ı âlâ'ya çıkar diyor. İşte muhacir ensar, işte bugün günümüzde Suriyeli mazlumlar, Gazze'li mazlumlar, ahlakta nezaket, hassasiyet. Efendimiz öyle bir ahlakın zirvesinde ki, ashâb-ı kirâmın yaptığı bir yanlış bir hareketi, nezaketinden dolayı bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum buyurdu. Ya falanca 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 niye böyle yapıyor buyurdu. Meşhule atardı. Bir müminin nezaket, zarafet, ince kuzusunda bulunduğu yere çiçekler gibi ferahlık vermesi zorur. Başkalarından beklediğimiz nezaketin daha ötesini kendimiz icra etmemiz icap eder. Üçüncü gönülde letafet Efendimizle.
Enes şöyle diyor, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşini birini üç gün görmese onu sorardı. Uzakta onun için dua ederdi, evinde ziyaret ederdi, hastaya şifa dilerdi. Yani mü'min birbirini yıkayan iki el gibi olacak. Bir mü'min, diğer mü'min daima kendisi onun zimmetinde arz edecek. Onu kendisine bir zimmetli olduğunu idrak içinde olacak. Efendimiz buyuruyor, kişi kardeşine müstahni değildir. Tıpkı iki el gibi bulunan biri diğerinden asla müstahni olamaz. Cenab-ı Hak Kasas'ın 70. ayetinde, 70. ayetinde Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et buyuruyor. Allah nasıl ihsan etti? Güç verdi, kuvvet verdi, imkanlar verdi. Sen de aynısını ihsan et buyuruyor Cenab-ı Hak. Sîmâsı nûr-u melâhat min eser-i sucud. Demi bir mümin daima sîret-i sûretine akseder. Onun için Abdullah bin Selam şöyle bir gördü, Yahudinin hanbaşı bu yüz yalan söylemez dedi. Köle Attas şaşırdı. Siz kimsiniz dedi. Bunu insanlara benzemiyorsunuz dedi buyurdu. De Cenab-ı Hak bin eser-i sucud. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'in beraber olanlar min eser-i sucud demek ki simalarında bir nuraniyet halinde olan. Lisanda selaset bir mümin lisan en güzel olacak, en tatlı olacak. Yani sanki sahabi diyor ki Rasûlullah konuşurken diyor sanki diyor Femi Muhsin'den bir diyor nur saçılırdı diyor. Yani hiçbir Müslüman dili asla bir gönül kırmayacak. Kalpten incitmeyecek. Ruhundan rahmet taşıracak. Gönül dostları eserleriyle vefatlarından sonra rahmet taşırlar. Onlar da vefatlarından sonra daima onlar da rahmetle anılıyor. Kalbi selim vasfı olacak. İncitmeyecek, incinmeyecek. Bu da incitmemek tabii büyük merhale neticesinde. Duygularda incelik. Bu da Efendimiz'in yine nasıl bir rahmetel âlemin olması. Herhangi bir vefat eden bir mal bırakırsa varisler onu alsınlar buyuruyor. Borç ve bakıma muhtaç birini bırakırlarsa o bana gelse ben onun efendisiyim, ben yardım edeceğim. Diğer bir rivayette de orada da onun diyor borçlunun diyor ödenmesi diyor. Muhtacın bakımı diyor bana aittir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Nazarlarda derinlik ve Resulullah Efendimiz daima tefekkür halindeydi. Kânta her şey ilahi azametin mührü. İlahi vitrinler, ilahi nakışlar semâya ve ayak ucuna bakardı. Sükût hali daha fazlaydı. Hep efelâ tefekkürün efelâ yakûn. Ülül elbâb buyuruluyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak elhamdülillah hepimizi güzel bir Kur'an çatısının altındayız, sünnet çatısının altındayız. Cenâb-ı Hak hepimize bir liyakat nasip eylesin. Eshâb-ı kirâm bu mümin olmanın mesuliyetini bertaraf etmek için Çin'e gitti, Semerkant, İstanbul'a her yere gitti. Fatih İstanbul'u fethetti. Efendimizin bu mazhar oldu bu metiyesine. Fakat 1553'te Bosna'ya gitti. Orada prenslerin altında zulüm görüyordu. Boşnaklar, onları kuran hepsi Müslüman oldu. Ondan sonra İşkodra'ya indi Arnavutluğa. Orada 3 sefer etti. 50 yaşında da rahmete kavuştu. Misallerden biri. Velhâsıl en mühim bu imanın bedelini ödeyebilmek. Cenâb-ı Hak bunu ibadette, muamelatta, muâşerette, hizmette cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü nâzillâhi teâlâ. Fâtiha.